Bence insanların sanat eserlerine bakması çok önemli. Çünkü fazlasıyla görsel bir dünyada yaşıyoruz. Görsellerin bizimle iletişime geçiş şekillerini düşünmek, anlamaya çalışmak, onlara bakmak günümüz için çok önemli. Eğer birinin, hele ki görselleri hızlı kavrama kabiliyeti varsa, ki böyle bir kabiliyeti ancak bir şeylere bakıp gözlemleyerek kazanabilirsiniz. Örneğin, gazetelerdeki fotoğraflara ya da müzedeki eserlere veya çevrenizdeki her şeye, mesela kuşlara, onlara daha yakından bakarak. Üstelik çevrenize karşı bu kadar duyarlı olmak sizi daha iyi bir insan haline getirir. Daha farkında, çevreye açık ve hayatı dolu dolu yaşarsınız. İnsanlar genelde sanat eserlerine bakmak için müzelere veya benzeri yerlere gitmek gerektiğini düşünürler. Ben böyle düşünmüyorum çünkü sanat her yerde olabilir. Sokakta olabilir, duvarlarda olabilir, mimaride olabilir. Yani sanat her yerde olabilir. Demek ki sanata hayran kalmak için müzeye gitmek gibi bir zorunluluk yok. Yani her yerde olabilir dediğimiz gibi, parklarda, filmlerde. O yüzden bence sanat günlük hayatın içinde diyebiliriz ve önemli olan bunu fark edebilmek. Yani her şey ilk izlenimin ötesini görebilmekti. İnsanlar sanat eserlerine bakıp ben bunu sevdim ya da ben bunu sevmedim deyip geçiyorlar. Genelde önceden belirlenmiş bir algıları oluyor muhakkak. Eğer durup derin bir nefes alırsanız, daha yakından bakmaya çalışırsanız belki daha önce fark edemediğiniz bir detayı görebilirsiniz. Bence bu yetenek sadece sanatla alakalı değil, hayatta birçok şeye uygulanabilir. Biraz yavaşlayıp durduğunuz yerin farkına varmak, asıl yetenek bu bence. Örneğin durup, hatta susup kulak kesilmeniz. Biraz dursanız ve dinleseniz, fark edebileceğiniz o kadar çok detay var ki etrafınızda.